Babam Behlül'ü açık açık sormuş mu gerçekten? Firdevs Hanım öyle söyledi ya. Behlül de Nihal'e karşı bir şeyler hissediyorum mu demiş. Ay hadi anlatsana lütfen. Bence bu kadar hevesli olma Nihal. Hevesli değilim. Sadece neler oluyor bilmek istiyorum. Behlül yeni bir heyecan arıyor kendine. Bu kadar basit. Ne demek istiyorsun? Canım, o kadar masumsun ki. Üzüleceğin o kadar belli ki. Niye üzülecekmişim? Bütün hafta sonunu çiftlikte geçirmeyi planlarken eve döneceğim diye tutturan kimdi? Behlül. Herkes hafif olduktan sonra orada kalmaya utandı belki. Diyelim ki utandı. Ben o gittikten sonra senin de çiftlikte kalmak istemeyeceğini düşündüm, eve dönelim dedim. Doğru mu? Ama o ne yaptı? Eve gelir gelmez daha merdivenlerde bizi ekip geceleri akmaya gitti. Hala da dönmedi. Belki. Belkisi melkisi yok Nihal. Bence Behlül güvenilecek bir adam değil. Anneme çok kızıyorum. Seni boş yere heveslendirdi. Hiç yoktan bir aşk hikayesi çıkardı ortaya. Aşk hikayesi falan yok ortada canım, abartma sen de. Nihal, Behlül'ü ciddiye alma. Acı çekersin. Sonuçta Behlül bu, biliyorsun. Hayır, bilmiyorum. Eğer böyleyse de bilmek istemiyorum. Sen akıllı, donanımlı, pırıl pırıl bir kızsın. Önünde kocaman bir hayat var. Şimdi bunları duymak sana çok acı geliyor, biliyorum. Hayır canım. Sonradan üzüleceğine şimdi üzül. Behlül'e güvenme. Sonu daha büyük üzüntü olur. Anlaştık mı? Hadi gel aşağı inelim. Baban dönmüştür belki de. Yok, ben Matmazel'e söz verdim. Öyle mi? Kahvaltıya çağırdı beni. Ona gidiyorum. Anladım. Selam söyle o zaman. Tamam. Söylediklerimi de unutma.